sunar Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, bizleri aşıladınız, halka hizmet, hakkı hizmettir anlayışıyla 18 yıldır süre gelen ulaştırma ve altyapı hamlemizi güçlendirerek yarınları taşımak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Dünyanın en çağdaş ulaşım, altyapı ve haberleşme ağlarını güzel ülkemize bir bir kazandırarak yakın geleceğin dünya liderlerinden biri olmak yolundaki kutlu yürüyüşümüze önemli katkılarda bulunmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, lojistik sektörü dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin birbiriyle bütünleşen temel dinamosu. Sadece İpek yolu değil, Doğu Batı koridorunda Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afkasya'ya uzanan Kuzey-Güney koridorunun tam ortasında bulunuyoruz. İhracat odaklı bir lojistik altyapısı ile uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz. Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak ve ülkemizi bölgenin lojistik üssü haline getirmek amacıyla inşa edeceğimiz 25 lojistik merkezi de çok önemli yatırımlar arasında görüyoruz. Bugün bu merkezlerden 10.sü olarak hizmeti açtığımız Konya Kayacık Lojistik Merkezi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya Uluslararası Taşımacılık Koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır. Ülkemize 1.7 milyon ton taşıma kapasitesi ve 1 milyon metrekare lojistik alan kazandırmış oluyoruz. 50 bin metrekare alanda altyapısı tamamlanan akaryakıt doldurma, boşaltma ve depolama tesisiyle lojistik merkez projeleri içerisinde ilk olarak Kayacık'ta uygulama yapmış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin ana ulaşımını sağlayan Doğu Batı Kuzey Güney akslarında uzanan karayolu bağlantılarının kavşak noktasında bulunan Konya'nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerini destekleyecek karayolu yatırımlarını da hayata geçiriyoruz. Toplam 122 kilometre uzunluğunda 3 kısım halinde projelendirdiğimiz Konya çevre yolunun 22 kilometrelik birinci kısmını açarak Konya'mıza yeni bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya çevre yolumuz Konya'yı tam çember şeklinde çevreleyerek çevre il yolları ile şehir içi yollarını birbirine bağlayacak önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacaktır. Bugün açılan birinci kısım ile Ereğli-Karaman aksı arasında trafik akışı sağlanmaya başlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, tüneller, raylı sistemler inşa ederek destek veriyoruz. Ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için şahsım ve bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum. Kayacık Lojistik Merkezi, Konya Çevre Yolu başta olmak üzere bütün açılışını yaptığımız tüm yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı kürsüye arz ederim. Buyursunlar Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hanımefendi, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunun çok iyi görüldüğü bir zaman dilimindeyiz. İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze hizmet sunma ve eğitim verme adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün ülkemizin gıpta edilen sağlık sisteminin arkasında sizin en büyük hayalim diye tarif edip hedef gösterdiğiniz şehir hastanelerimizden ve benim de memleketim olan Konya'da inşa edilen şehir hastanemizin açılışına teşrifleriniz için başta zat halinize
haklı gurur ve mutluluğumuza iştirak eden hemşerilerim ve misafirlerimize şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda her alanda olduğu gibi özellikle sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşıyoruz. Sağlığa verdiğiniz önem ve desteğinizle milletçe bu gururu yaşamamıza vesile oldunuz. Konya Şehir Hastanesi, şehir hastaneleri zincirlerimizin 16. halkası olarak halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Anadolu'nun merkezinde sağlık hizmetinin, sağlık eğitiminin ve sağlık araştırmalarının önemli bir merkezi olacaktır. Konya ve civarına yönelik olarak önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz 421 bin metrekare kapalı alana sahip 1250 yataklı hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Şehir hastanemizin devreye girmesiyle diğer hastanemiz pandemiye ayrılmış ve şehrimizde hızlı bir rahatlama olmuştur. Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar gerekli kaynak ve altyapıların yanında titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış yetkin sağlık personelimizle iftihar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolu'muzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Bunu milletçe hep birlikte mücadele vererek başarabiliriz. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı verdi, vermeye de devam etmeli. Bu vesileyle tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son haftalar içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahi yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye daha erken başlanması, filyasyon ekiplerinin arttırılıp filyasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan hızla numune alınması etkisini bariz olarak gördüğümüz hususlardır. Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Giderek arttırdığımız filyasyon ekiplerimiz sahada. Aile hekimlerinin yanı sıra birçok ilimizde çağrı sistemlerini devreye soktuk. Bunlar evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Son bir ayda oluşturduğumuz doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. Konya'da hasta sayısı son 3 hafta içinde yarıdan fazla azaldı, %52 oranında. Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalışından da anlamak mümkündür. Şu anda şehrimizde yatarak doluluk oranımız %46, yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranı %69, ventilatör doluluk oranımız ise sadece %25. Türkiye genelinde de düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde %44'ü, yoğun bakımlarımızın %65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, zat halinizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bize verdiğiniz destekten güç alarak
sağlık hizmetimizi yaygınlaştırıyor, modern şehir hastanelerimizi birer birer milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu örnek tesisin planlanması, inşası ve vatandaşımızın hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya Şehir Hastanesi'nin başta hemşehrilerimin, Konyalılar olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya konuşmalar için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de hazırlanmış olan hastanemizle ilgili tanıtım filmimizi hep birlikte izliyoruz efendim. Türkiye sağlık devrimini kararlılıkla sürdürüyor. Sağlık sistemimiz şehir hastaneleri yatırımlarıyla günden güne daha da güçleniyor. Konya Şehir Hastanesi hizmete açılıyor. 4 hastaneyi tek kampüste toplayan yeni şehir hastanemiz, ileri tıp teknolojileri, tam donanımlı ameliyathaneleri, gelişmiş olanakları, yüksek yoğun bakım kapasitesi ve uzman sağlık personeli ile hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanı sunacak. Trijenerasyon sistemiyle kesintisiz enerjiye sahip olan hastane, İkinci fazıyla birlikte tamamlandığında 419.508 metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek. Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Koronavirüs ile mücadelemize de büyük katkılar sunacak olan sağlık sistemimizin yeni gözdesi Konya Şehir Hastanesi açılıyor. Türk sağlık sistemi gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehir hastaneleri. Hayata hayat katan sağlık devrimi. Değerli konuklar, şimdi sizlere hitap etmek üzere Konya Şehir Hastanesi ve toplu açılış töreni programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Sevgili Konyalılar, değerli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bir yılı aşkın bir aranın ardından yeniden Konya'da olmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Konya her zaman bize en büyük desteği vermiş, her mücadelemizde en ön safta yer almış bir şehrimizdir. Bu bakımdan Konyalılarla ayrı bir gönül bağımız var. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi son nefesimize kadar muhafaza eylesin diyorum. Bugün hasret gidermenin yanında inşası tamamlanan 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak üzere bir aradayız. Bunlardan biri Konya Şehir Hastanemizdir. Sağlık alanında ülkemizin 4 bir yanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasını oluşturan şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. Hastanemiz ilk etapta 838 yataklı olarak planlanmıştı. Biz bu kapasitenin Konya için az olduğunu görerek temel atma töreni sırasında talimatımızı verdik ve hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık. Bunun yanında hastanemiz 240 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathanesi, 17 yanık ünitesiyle gerçekten iftihar vesilesi bir eser olmuştur. Ağustos'ta hasta kabulüne başlayan hastanemizin sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye
hizmet vermiş olması yapılan yatırımın isabetinin işaretidir. Bugün ilk etabın açılışını yapıyoruz. İnşallah kalan kısmı da yılbaşından hemen sonra hizmete sunacağız. Açılışını yapacağımız ikinci proje tarihi buğday pazarı ve çevre düzenlemesi işidir. Dükkanları, camisi, gezinti alanları, 900 araçlık otoparkı ile bu proje Konya'mıza yeni bir güzellik kazandıracak, yeni bir soluk aldıracaktır. Buram buram tarih kokan Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya'nın tarihine sahip çıkıyor olmasından ayrıca memnuniyet duydum. Üçüncü projemiz büyüyen ve gelişen Konya'nın şehir içi trafiğini rahatlatmak için yaptığımız çevre yoludur. Bugün çevre yolunun Konya Karaman ve Konya Ereğli yolları arasındaki bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik birinci etabını hizmete açıyoruz. Çevre yolunun diğer kısımları da peyderpey hizmete sunulacaktır. Konya sanayisinin dünyaya açılan kapısı olarak gördüğüm Kayacık Lojistik Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Toplam 1 milyon metrekarelik alanda kurulan bu lojistik merkezi şehrin istihdamına da önemli katkıda bulunacaktır. Resmi açılışını yapacağımız son yatırım Sarayönü ilçemizde iki ayrı proje halinde inşa edilen 1682 konut ile cami, sosyal tesis, ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemesi işleridir. Bu konutlarda oturan vatandaşlarımıza huzurlu ve esenlik dolu bir hayat diliyorum. Sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle ülkemizin parlayan yıldızı Konya bu yatırımla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını göstermiştir. Biz de tüm gücümüz ve imkanlarımızla Konya'nın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu eserlerin şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Konya'mıza bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyemizi, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesiyle ülkemizin önemli gündem konularını milletimizle ve dünya ile paylaşma imkanı bulduk. Dünyanın yaşadığı dönüşüm, koronavirüs salgınının etkisiyle fevkalade hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele bu küresel değişim sürecinden bağımsız değildir. Türkiye tıpkı bir asır önce, tıpkı yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye'den Akdeniz'e ve Kafkaslara kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer hayata geçirdik. Sadece bununla kalmadık. Dünya beşten büyüktür çıkışımızda küresel sistemi adeta bloke edenlere bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak, sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimizi küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler. Bugüne kadar ne dediysek yaptık.
Ne söylediysek arkasında durduk. Ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutumumuz karşısında uluslararası toplumun tüm aktörleri bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi hesaba katmak mecburiyetinde kalmıştır. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumundayız. Elbette bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla, kimi zaman uluslararası baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hamdolsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar, başaramayacaklar. Bugün Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir teröriste nefes aldırmıyor, adım attırmıyor. Sınırlarımıza dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı mücadeleyi sınırlarımız ötesine taşıyarak verdik. Bugün Suriye'de 8200 kilometre karelik bir alanı kontrol altında tutuyoruz. Bunu keyfi yapmadık. Zevkten değil. Sadece oralardan yapılacak saldırıları ta merkezinde kontrol altına almak için yaptık. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için hareket alanıdır. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti deniz sahasının ardından Libya ile vardığımız anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünü meşru faaliyet alanımız haline dönüştürdük. Bu arada Karadeniz'de keşfettiğimiz büyük doğal gaz rezervi hem emeklerimizin karşılığını almamıza hem de millet olarak moral bulmamıza vesile oldu. Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda ülkemize kuru sıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Doğu Akdeniz'deki sular durulmamışken bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir neticeyle karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir. Değerli kardeşlerim, ülkemizin yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alması, içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin zafere ulaşmasına bağlıdır. Bunun için her fırsatta 2023 hedeflerimize ulaşmanın önemine işaret ediyor, bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Geçmişte bu tür kritik dönemlerin hepsinde Türkiye'nin vaktini ve enerjisini kendi iç mücadelesiyle yitirmesini sağlayanlar bu defa hüsrana uğradılar. Milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik sayesinde tüm bu oyunları boşa çıkardık. Tüm tuzakları bozduk. Bir yandan 83 milyon vatandaşımızın
her birinin geleceğini güvence altına alan bu büyük mücadeleyi verirken diğer yandan kalkınma hamlelerimizi de ihmal etmiyoruz. Özellikle ekonomide geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşanmıştı. Salgının etkisiyle ikinci çeyrekte biraz durakladık. Şimdi üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün Eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığının müjdesini milletimizle paylaştık. Bugün de otomotiv satışlarının 90 binin üzerine çıkarak yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi de geçtiğimiz ay yılın rekorunu kırdı. Biliyorsunuz daha geçen hafta Gaziantep'teki organize sanayi bölgemizde 300'ün üzerinde tesisin birden açılışını yaptık. Gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin büyüme, gelişme, kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir, ülkemizin her köşesinde görüyoruz. Şehirlerimize yaptığımız hizmetleri her fırsatta milletimizle paylaşıyoruz. Son 18 yılda Konya'ya da toplamda 60 milyar, eski rakamla 60 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Bu Konya'ya olan aşkımızdandır, sevdamızdandır. Bu rakamı güncellersek en az 3 katıyla ifade etmemiz gerekir. Eğitimde 8604 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize biri devlet üniversitesi olmak üzere 3 yeni üniversite kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 20.537 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplamda 7.000 yatak kapasiteli 3 yüksek öğrenim yurdumuzun inşası ise devam ediyor. Stadyum ile birlikte toplam 70 adet spor tesisi, gençlik merkezi gibi eserleri tamamlayıp eskileri yenileyip Konya'nın hizmetine sunduk. İnşallah 5. İslam dayanışma oyunları önümüzdeki yıl Konya'da yapılacak. Bu kapsamda jimnastik salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi bütün bu tesislerin yanı sıra ülkemizin ilk velodromu, yani bisiklet pisti yarışmalarının yapılacağı alanda Konya'da inşa edilecek. Meram Millet Bahçemizi şehrimize kazandırdık. Merkez Seydişehir Sarayönü, Karapınar Millet Bahçelerinin inşası, Beyşehir, Ereğli, Yalıhöyük, Tuzlukçu, Kadınanı, Çumra ve Ilgın Millet Bahçelerinin ise ihale ve proje süreçleri devam ediyor. Selçuk Üniversitesi'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan kızımızın adını kampüs içinde inşa edeceği parkta yaşatacak olmasını da takdirle karşılıyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sağlıkta 33'ü hastaneden oluşan toplam 95 adet sağlık tesisini şehrimizin hizmetine verdik. İşte bugün de şehir hastanemizin resmi açılışını yaptık. Bunun yanında 10 sağlık tesisimizin yapımı, 31 sağlık tesisimizin ise proje ve ihalesi sürüyor. Şehrimizde son 18 yılda 23.575 konut projesini hayata geçirdik. Ulaşımda 167 kilometrede devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 1185 kilometreye çıkardık. Çevre yolunun
22 kilometrelik birinci kesiminin resmi açılışını bugün gerçekleştirdik. Kalan kesimleri de inşallah seneye bitiriyoruz. Konya'nın dört bir yönüyle ulaşımını kolaylaştıracak pek çok bölünmüş yol inşaatını da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Konya'yı Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir illerine yüksek hızlı tren hatlarıyla bağladık. Kayacık Lojistik Merkezi'nin açılışını bugün yaptık. Buğday Pazarı yüksek hızlı tren garını da tamamlamak üzereyiz. Konya-Karaman hızlı tren hattının altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlayarak elektrikli olarak işletmeyi açtık. Sinyalizasyon çalışmalarının bitmesiyle bu hatta seneye hızlı tren işletmeciliğine de geçiyoruz. Ayrıca Konya-Karaman hattının devamında Karaman Ulukışla Yenice, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına devam ediyoruz. Konya için bir diğer hızlı tren projesi Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri hattıdır. Bu hat üzerinden ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve oradan da diğer hızlı tren ağlarına bağlıyoruz. Tüm bu projelerle Konya ülkemizin hızlı tren hatlarının en önemli bağlantı merkezlerinden biri haline gelecek. Aynı şekilde şehir içi ulaşımında da raylı sistemleri geliştiriyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yeni Gar, Fethiye Caddesi, Meram Belediyesi raylı sistem hattının inşasına yıl sonuna kadar başlamayı hedefliyoruz. Selçuk Üniversitesi Kampüs, Yeni Gar, Meram Belediyesi raylı sistem hattının etüt projesi de tamamlandı. Mevcut tren yolu hatları üzerinde çalışacak Konya Rayı şehrimize kazandırmak için de kolları sıvadık. Kayacık ile Gar arasındaki 17,4 kilometrelik kesimi iki hattan yüksek hızlı tren, iki hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılabilecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Projenin birinci etabının proje çalışmaları tamamlandı. Hattın ikinci etabı organize sanayi bölgesi içerisine girecek. Üçüncü etabı ise Kadınanı Gar, Kayacık Lojistik Pınarbaşı arasında yapılacak. Hava yolu ulaşımını da ihmal etmeyerek yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını şehrimize kazandırdık. Havalimanımızın 2003 yılında 76 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçti. Abdülhamit Han'ın hayali olan Konya Ovası projesini gerçekleştirmek, hamdolsun o da bize nasip oldu. Bu kapsamda inşa ettiğimiz Mavi Tünel projesiyle Konya'nın topraklarını ve şehirlerini suya kavuşturduk. Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Durmak yok. Yola devam. Biz kurak bir Konya Ovası istemiyoruz. Bereketli bir Konya Ovası istiyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 800 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize 610 milyon liralık gelir artışı sağladık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 361 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. 400 bin dekar arazinin de şebeke sistemi, dikkat edin, açık değil, kapalı sisteme dönüştürülecek. Bunun adımını da atıyoruz. Son 18 yılda
Konyalı çiftçilerimize toplam 9,7 milyar eski rakamla 9,7 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimize bir şey verilmiyor. Çiftçilerimiz yalnız kaldı. İnsafın kurusu. Bizim ne yaptığımızdan senin haberin yok. Şöyle gel bu yollardan bir dolaş. Bak yüksek hızlı trende neler oluyor. Ankara Konya arasında neler oluyor bir bak. Ama işlerine gelmez. Sağ olsun. Konya'da toplamdaki 24,2 milyar liralık hayvansal ve bitkisel üretimle ülkemizin tarım başkenti olduğunu tescil etti. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 2 ilaveyle 10'a çıkardık. Ayrıca şehrimize 3 endüstri bölgesi kazandırdık. Temelini geçen yıl bizzat attığımız Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ndeki Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası'nın inşaatı inşallah yıl sonuna kadar tamamlanıyor. Konya sanayicisiyle işbirliği içinde hayata geçen bu fabrikada üretilen silah sistemleri dünyaya ihraç edilecek. Savunma sanayini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya'da Türkiye Silah Test Merkezi kuruyoruz. Konya'da 24 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar Cihanbeyli'ye, 2 yıla kadar da Hadim ilçemize doğal gaz arzı sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi sadece özetin özeti olarak ifade ettiğim bütün bu yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi saymakla bitiremiyoruz. İnşallah Türkiye'yi 2023'e kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlere kavuşturarak hedeflerimizi hayata geçirmiş olarak yeni döneme gireceğiz. Buradan şimdi tüm gençlerimize sesleniyorum. Gençler, lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu şekillendirmek suretiyle çalışmaya başlayın. Sizlerin de gördüğü gibi zaman hızla akıp gidiyor. Göz açıp kapayana kadar 2023'e zaten ulaşmış olacağız. Ülkemizin ondan sonraki rotasını, içini gençlerimizin dolduracağı 2053 vizyonu belirleyecek. Biz bu konuda gençlerimize her türlü desteği vermeye, katkıyı yapmaya, altyapıyı kurmaya hazırız. Maziden atiye kuracağımız köprünün bu dönemdeki en son ve en sağlam ayağı sizler olacaksınız. Türkiye'nin size, sizin enerjinize, gayretinize, cesaretinize, üretkenliğinize ihtiyacı var. Ve bu vesileyle bugün dava arkadaşımız, yol arkadaşımız, geçmiş dönemlerde Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızı yapmış Bitlis milletvekilimiz Zeki kardeşimiz rahmetli oldu. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Şöyle gelin hep beraber ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız yatırımların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii burada özellikle yüklenici firmaya bir ricamı hatırlatmak istiyorum. Şöyle bana bir daha zoomlayarak
şu hastanemizin tamamını getirin bakalım, çevresiyle bir görelim. Şimdi çevre, peyzaj, bütün bu çalışmalarda eksiğimiz var. Hüseyin Bey, bunu gidermemiz lazım. Bu kadar muhteşem bir eserin çevresinde çevre düzenlemesi ve peyzajın eksik olmaması lazım. Rakam çok ciddi bir rakam. Böyle bir dev yatırımın bu tür eksiklerinin de olmaması gerekir. İnşallah Konya'ya bir sonraki gelişte etrafın gayet güzel çamlarla, yeşilliklerle donatılmış olduğunu da görürüz. Çünkü buraya gelen hasta kardeşlerim o yeşillikler içerisinde bir başka can bulacak. Tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi yüksek müsaadelerinizle şehir hastanemizin iki birimine canlı bağlantı gerçekleştireceğiz efendim. İlk bağlantı noktamız hibrit ameliyathane ve karşımızda kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Sayın Kadir Durgut bulunmakta. Arz ederim efendim. Kadir Bey, hocam sesimizi duyuyor musunuz? Kadir Bey, hocam sesimizi duyuyor musunuz? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet hocam, şimdi biz sizi dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Konya'mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım, Konya'da, Konya Şehir Hastanemizde 49 tane ameliyathaneden bir tanesinde şu anda hibrit ameliyathanedeyiz. Hibrit ameliyathane ülkemizde sahili merkezlerde var. Aslında teknolojinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan bir kavram. Halkın kapalı işlem dediği, bizim minimal invaziv işlem dediğimiz işlemle açık kalp damar cerrahisi işleminin birleştirilmesi olayıdır. Bu bize ne kazandırıyor? Hastalarda daha az travmatizasyon sonucu mortalitenin azalması, ölüm riskinin azalmasını ön plana çıkarıyor. Hastalar daha az ameliyat, daha az sürede, daha kısa sürede hastaneden taburcu ediliyor. Daha az kan transfüzyonu yapılıyor. Dolayısıyla daha az mortalite ile hastalar sağlıklarına kavuşuyorlar. Ya da perküten girişim dediğimiz bizim ya da daha az travmatik girişim dediğimiz olaylarda gelişebilecek komplikasyonlara karşı ameliyathane her zaman hazır. Açık kalp cerrahisi anında uygulanabiliyor. Herhangi bir vakit kaybı olmadan hastaya müdahale edilebiliyor. Bundan 30 yıl evvel, 40 yıl evvel inoperable kabul edilen hastalar artık şu günümüzde kabul edilebilir seviyede cerrahi riskle ameliyata alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yatırımların, dev yatırımın, güzide yatırımın Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlere müteşekkiriz çünkü böyle nezih bir ortamda bize çalışma fırsatı verdiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tekrar saygılarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Kadir Hocam, ben de özellikle sizlere, ekibinize başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Tabii bunlar bizim yıllar yılı hayalimizdir. Rabbim, teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Hamdolsun bunları inşa etmeyi de nasip etti. Ve sizler gibi değerli hocalarımızın böyle mükemmel, muhteşem hastanelerde hizmet vermesi. Yani buradan Cleveland'a benim insanım niye gitsin? İşte Cleveland burada.
Şimdi onlar buraya gelsin. Ve yatak sayısıyla Konya Anadolu'nun tam ortasında tabii mükemmel bir icraî faaliyet yapacak. Böyle bir imkan 1250 yatak kapasitesiyle hamdolsun artık birçok eksiğimizi giderecek. Bu tabii sadece şehir hastanesi olarak de diğer hastanelerimiz var. Bunlarla beraber tabii Konya'da böyle bir adımın atılmış olması, hemen yakınında Ankara'da bir tanesi zaten şu anda faaliyette, bir diğeri de 10 ay sonra inşallah faaliyete geçecek. Bir şehir hastanesi değil, iki şehir hastanesi de Ankara'da hayat buluyor. Bütün bunlarla inşallah bizler artık Avrupa'nın filan çok çok ötesindeyiz. Şimdi ben hocalarımdan şunu istiyorum. Hocalarımız bize İnşallah bol bol doktor yetiştirsinler. Çünkü bundan sonra bizim doktorlara ihtiyacımız var. Bu konuda ne dersin hocam? İnşallah. Değil mi? Tesis var, doktor yok, olmaz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Allah razı evet. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Sayın Kadir Turgut'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun. Hastane içi ikinci noktamız olan genel cerrahi servisine bağlanıyoruz. Karşımızda genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sayın Kemal Arslan ve hastası Sayın Ömer Özkan bulunmakta efendim. Kemal hocam, duyuyor musun bizi? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet hocam, hasta da yanında. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurun. Konya'mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Evet hocam. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkemize ve Konya'mıza böyle devasa bir şehir hastanesi kazandırdığınız için size minnettarız. Ben Doktor Kemal Arslan ve hocam Sayın Profesör Doktor Adil Kartal bu hastanede nitelikli ameliyatlar yapabiliyoruz. Bu nitelikli ameliyatlardan birini de sizlere sunmak istiyoruz efendim. Hastamız Ömer Özkan 40 yaşında, kendisi bize karın ağrısı, karında şişlik ve büyük abdestin rahat yapamama şikayetiyle müracaat etti. Hastamıza yaptığımız muayene, tetkik ve kolonoskopisinde kalın bağırsağında yaklaşık 5 santimetre çapında bir tümöral kitle tespit ettik. Hastamıza çektiğimiz MR filminde de karaciğerinde yine bu tümörün yayılımına bağlı olarak 12 milimetre çapında bir yayılım metastatik kitle tespit ettik ve ameliyatına karar verdik. Hastamızı yaptığımız ameliyatta laparoskopik yani kapalı olarak kamera eşliğinde sol hemikolektomi dediğimiz kalın bağırsağın sol bölümünün çıkarılması ameliyatı tümörle birlikte ve yine aynı seansta yine laparoskopik kapalı yöntemle kamera eşliğinde karaciğerindeki yayılan metastazı da çıkarma ameliyatını yaptık. Hastamız şu anda ameliyatının 4. gününde, genel durumu iyi, ağızdan beslemeye başladık. Çok kısa sürede de taburcusunu planlıyoruz. Daha sonraki aşamalarda da hastamıza medikal onkoloji birimimiz tarafından kemoterapi tedavisi yapılacak ve hastamız şifasına kavuşacak inşallah. İnşallah. Size böyle nitelikli, donanımlı, teknik hastanelerde çalışma imkanı sağladığınız için müteşekkiriz efendim. Sağ ol hocam. Bir de hastamız ne der? Hastamız ne der acaba? Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Ben iyiyim, Allah'a çok şükür. Doktorlarımıza güveniyorum. Maşallah. Allah'a çok şükür iyiyim. Bize böyle imkanlar verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Rabbim şifalar versin. Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii geçmişte böyle laparoskopik ameliyatlar filan nerede? Açık ameliyat. Ama şimdi hamdolsun kapalı laparoskopik ameliyatlar yapmak suretiyle ne olduğunu ne bittiğini bile görmeden bu işler bitiyor. Ağrı filan var mı?
Ağrı falan var mı? Yok hocam, ağrı yok. Sayın Cumhurbaşkanım, ağrı yok. Hadi. Allah şifalar versin. Evet, şimdi de profesörümüzü bir dinleyelim. Allah razı olsun. Sağ ol. Doktorlarımıza teşekkür ederim. Sağ ol. Bütün hastane görevlilerine teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Allah razı olsun. Ben Doktor Adil Kartal, Sayın Cumhurbaşkanım. Konya'mıza şeref verdiniz. Şeref ya bulduk. Böyle bir hastanede çalışma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim yaşım 65'in üzerinde, hatta 70'in üzerindeyim. Meram Tıp Fakültesi'nde geniş bir deneyimim oldu. Oradaki deneyimler heba olmasın diye o deneyimlerimizi genç arkadaşlarla paylaşmak üzere buraya geldim. Burada da şehir hastanesinin bu muhteşem imkanlarından yararlanıyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ ol hocam. Allah yar yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol hocam. Efendim, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, hastane içi bağlantılarımız burada sona erdi. Efendim, şimdi Konya Çevre Yolu 1. kısım açılışı için Kaşın Hanı bölgemize bağlanıyoruz. Karşımızda Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve Konya Milletvekilimiz Sayın Tahir Akyürek karşımızdalar. Arz ederim efendim. Konya Milletvekilimiz Sayın Tahir Akyürek karşımızdalar. Arz ederim efendim. Tahir Bey, bizleri duyuyor musun? Çekin, görüntüden çek. Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoom yapabilecek miyiz? Şöyle yolun güzelliklerini bir görelim. Sayın zoom yapabilecek miyiz? Şöyle yolun güzelliklerini bir görelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Konya'mıza her gelişinizde eserlerle, müjdelerle geliyorsunuz. Şehrimiz adına öncelikle çok teşekkür ediyorum. 40 yıllık bir değerlendirme proje, konuşulan bir projeydi Konya Çevre Yolu. Fakat hayata geçirilememişti. Zat-ı Ali'nizin talimatıyla birinci ve ikinci etabının ihaleleri yapıldı. Şimdi 22 kilometrelik ilk etabının açılışını yapıyoruz. Şehrimiz adına, Konya trafiği adına çok önemli bu yatırım ve bölgemiz adına, şehrimiz adına çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Burada genel müdürümüzle, il başkan yardımcımızla, yüklenici firma yetkilisiyle ve karayolları camiasıyla hep birlikteyiz. Talimatınızı bekliyoruz efendim. Biz de bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak Adil Bey'den tabii benim de burada bir ricam olacak. Yüklenici firma dahil. Tabii Gıda, Tarım, Orman, Hayvancılık Bakanı. Evet, Bekir Bey de burada. Biraz ağaç gönderin de ağaç diksinler etrafa. Yani böyle çölden gitmeyelim ya. Ağaçlık alanlardan gidelim. Yani o zaman daha başka olur. Adil Bey. Evet, mikrofon sizde. Kordela sizde. Ve kordelayı keseceksiniz. Makaslar. Oradaki kordela kesimini kimler yapıyorsa, makas da bugünün anısına kendilerinde kalıyor. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ya Allah. Bismillah. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanım, son olarak efendim Devlet Demiryolları Kayacık Lojistik Merkezi'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Devlet Demiryolları Genel Müdürü Sayın Ali İhsan Uygun ve Konya Milletvekilimiz Sayın Ziya Altun Yıldız bulunmakta. Arz ederim efendim.
Evet Ziya Bey, duyuyor musun bizleri? Ziya Bey, duyuyor musun bizleri? Kıymetli hanımefendi. Tamam. Evet, şöyle bir zoomlayalım, bir görelim. Sizleri tarih boyunca kültür ve medeniyet beşiği olmuş kadim şehrimiz, nice alimin, gönül sultanının, Hazreti Mevlana'nın mirası Konya'mızı ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Konya'yı daha önceki ziyaretlerinizde, Konya'da yaşamak başkadır, Konya'yı yaşamak da başkadır demiştiniz. Bugün burada Kayacık Lojistik Merkezimizin açılışı için benimle birlikte hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Sayın Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Konya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, yüklenici firma NAS İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ulu ve tüm katılımcılarla birlikte zat-ı halinizi, kıymetli hanımefendiyi, değerli bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı ve tüm hemşehrilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet, teşekkür Kayacık ederim. Lojistik Merkezimiz ve takdir ve tensiplerinizle çalışmaları süren Konya, Karaman, Niğde, Mersin hızlı tren projesiyle birlikte ülkemizin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden birisi olan Konya'mız deniz ulaşımına erişim sağlamış olacaktır Sayın Cumhurbaşkanım. Üretim ve lojistiğin gücünü de arkamıza alarak deniz yoluyla uluslararası pazarlara daha güçlü bir şekilde açılmış olacağız. Bugün burada sizlerin de buyurduğu gibi 1 milyon metrekare alanı ve 1.7 milyon ton elleşleme kapasitesiyle ülkemizin en büyük lojistik merkezi olan Kayacık Lojistik Merkezimizin açılışını sizlerin teşrifleriyle gerçekleştiriyoruz. Böylece Konya'mız savunma ve havacılık sektörünün de içinde olduğu pek çok endüstri dalında ülkemizin üretim merkezlerinden biri olmaya daha güçlü bir şekilde devam edecek ve 5 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Konya'mız adına zat-ı halinize şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla arz ederim. Evet, biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Kordela sizde, makaslar sizde. Bugünün anısına, evet, makaslar hatıra olarak sizde kalıyor. Biz de buradan besmeleyi çekiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Efendim emeği geçen. Efendim emeği geçen. Sayın Cumhurbaşkanım, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Konya Şehir Hastanesi ve tesislerimizin topla çalışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirip halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendiyi, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını, Sayın Milletvekillerimizi, Konya Valimizi, Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Konya AK Parti İl Başkanı, Sayın Konya Şehir Hastanemizin Başhekimi Mehmet Ali Er Yılmaz'ı ve yüklenici firmamız olan YEDA'yı sahne davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim MHP İl Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet. Diğer milletvekillerimizi de alalım şuraya. İki kat yapacağız. Efendim milletvekillerimizi de davet ediyoruz. Öne alalım milletvekili. Evet, ön tarafa davet ediyoruz milletvekillerimizi. Buyursunlar lütfen. Nerede? İkiniz mi var? Abi. MHP
Yani kordeleyi keseceğiz. Makas ve kordela sizde bugünün hatırasına kalacak. Hazır mıyız? Ses gelmiyor. Hazır değilsiniz galiba. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi ve toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup, siz saygıdeğer Konyalı hemşehrilerimizin, Konyalı halkımızın hizmetine sunmuşlardır. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve zat-ı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Türkiye sağlık devrimini kararlılıkla sürdürüyor. Sağlık sistemimiz şehir hastaneleri yatırımlarıyla günden güne daha da güçleniyor. Konya Şehir Hastanesi hizmete açıldı. 4 hastaneyi tek kampüste toplayan yeni şehir hastanemiz, ileri tıp teknolojileri, tam donanımlı ameliyathaneleri, gelişmiş olanakları, yüksek yoğun bakım kapasitesi ve uzman sağlık personeli ile hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanı sunacak. Trijenerasyon sistemiyle kesintisiz enerjiye sahip olan hastane, ikinci fazıyla birlikte tamamlandığında 419.508 metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek. Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Koronavirüs ile mücadelemize de büyük katkılar sunacak olan sağlık sistemimizin yeni gözdesi Konya Şehir Hastanesi açıldı. Türk sağlık sistemi gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehir hastaneleri, hayata hayat katan